Oradan mıyız? Oradayız. Tamam, oraya bakıyoruz. Evet, sevgili Otomör Dergisi izleyicileri, Otomekanika Fuarı'nın 3. günündeyiz ve çok güzel ve çok başarılı bir fuar yapıyoruz. 3 gündür firmalarla, derneklerle, farklı markalarla röportajlar yapıyoruz. Bugünkü röportajımızı da Messe Frankfurt Otomekanika yetkililerinden Can Bey ve Ceyda Hanım'la yapacağız. Onlardan fuarla ilgili görüşler alacağız. Ceyda Hanım, şimdi fuarda bazı aktiviteler oldu, bazı paneller, oturumlar oldu. Burada bazı konulara özellikle önemsediğinizi biliyorum, değer verdiğinizi biliyorum. Bunlardan bahseder misiniz bize? Neler yaptınız ilk 3 gün? İlk 3 gün özellikle özel alanlarımızı ön plana çıkarmaya çalıştık. Çünkü çok yerleşmiş bir yapısı var fuarımızın. Firmalarımıza daha başka neler gösterebiliriz? Sektörün önem verdiği konuları nasıl ön plana çıkartabiliriz? Onun üzerine çalıştık ve bunun için özel alanlar oluşturduk. 12. salonda Innovation for Mobility alanımız var. Geçen seneden farklı olarak çok daha farklı bir konsepte geldiler ve ziyaretçilerimiz aslında yeni teknoloji arabaların bakım ve onarım süreçlerini istasyonlarda canlı olarak izleme şansı yakaladılar. Tabii ki bizim için bu otomotiv sektörde, erkek egemen sektörde en önemli kadın konulardan biri de kadınların eşitliği, kadın istihdamı. Var olabilmek, evet, ve kendimizi gösterebilmemiz. Aslında eşitlikten ziyade fırsat sunulması diyebiliriz. Bununla ilgili hem panellerimiz oldu. Equality for Business panelini gerçekleştirdik. Çok değerli konuşmacılarımız bizlerle birlikte oldu. Ayrıca Car Care ve Car Wash alanında Tofet Derneği ile beraber düzenlediğimiz Ustalar Yarışıyor etkinliğimize bu sene kadın ustalar yarışıyor olarak düzenledik. Bundan çok ama çok mutluyuz. Geri dönüşler de çok güzel oldu. Amacımız bunun farkındalığını daha da arttırarak sektörde tabii ki kadın istihdamının artmasını sağlamak. Eskiden fuarlar tabii insanların illa mal sattığı ya da sipariş aldığı bir şey olarak hep algılanırdı ama bu artık olaylar değiştiği için, algı da değiştiği için hem böyle şeyler renklendiriyor, hem ziyaretçi açısından olsun, hem katılımcı açısından olsun farklı şeyleri de deneyimleme şansı sağlıyor. Peki Can Bey, size soralım. Bu fuara bu sene sizden önce yapmış olduğum röportajlarda aldığım duyumlar ve sözler şu yöndeydi. Çok fazla yabancı ziyaretçi geldi ve çok daha farklı ülkelerden oldu. Bu sene memnuniyet sayısının daha arttığı söylendi. Siz de herhalde buna katılacaksınız organizatör olarak. Sizin görüşlerinizi alalım. Şimdi çok güzel bir hissiyat diye girmek istiyorum ben laflara. Fuarın ilk günü iletişim ile ilgili çok ciddi bir şey oldu, sıkıntı oldu. İletişim derken yani telefon hatlarıyla ilgili biz birbirimize ulaşamadık. Bu da bir şeyi gösteriyor. Çok kalabalık olduğu zaman biliyorsunuz ki baz vericilerinin fazla yüklenmesinden dolayı bir aplikasyon indirmeleri oldu tabii, evet, o yüzden. Evet, yani çok ciddi bir yoğunluktan sebebiyetle iletişimde sorunlar yaşandı. Yani memnunuz hani. Bu memnun sorun değiliz. Aslında olumlu bir şey olmuş. Evet, yani bir sorun tabii çözdük. İkinci gün hemen, daha doğrusu birinci günün diğer yarısında çözdük bu sorunu ama yani buradan ne kadar kalabalık olduğunu, yani baz istasyonunu çökertecek kadar bir kalabalık olduğunu anlayabilirsiniz. Evet. Tabii bu kendi aramızda olan bir espri ama şeyden çok memnunuz gerçekten, yani Ceyda Hanım da ben de bu seneki yapmış olduğumuz ziyaretçi pazarlama çalışmasından çok memnunuz. Özellikle Rus tarafı fuarda, ziyaretçi tarafında. İran, Irak, Orta Doğu, Almanya, İtalya ve Gürcistan. Onların hepsi şu anda fuarda ve de en yüksek, yani ilk 10'da olan kısım. Geçen seneye baktığımız zaman %60'lık bir şey artışı var. Kayıt ve de giriş artışı var. Hem yerli hem yabancı tarafında. Bu tabii bizi çok gururlandırıyor. Çünkü otomotiv endüstrisine hani bu şeyi sağlayabilmek, bu iş potansiyelini sağlayabilmek bizler için çok önemli. Tahminimizce yanlış hatırlamıyorsak yani ya 500 ya 400 milyar, sizle konuşmuştuk daha önce, ya 500 ya 400 milyar var. Dolar civarında bir potansiyel olduğundan bahsediliyor içerilerde. Bunu nereden alıyoruz? İşte de partner derneklerimiz OSS, işte TAYSAT,
Onu da arayacaklar gibi tabii ki. Partnerlerden bu bilgiler geliyor. Yani böyle bir potansiyel var içeride. Haberiniz olsun diyorlar. Çok memnunuz o yüzden ziyaretçi tarafından. Hedefimiz yine partner ve de destekçilerimizle konuşup gelecek sene eksik kalan kısımları, satır almacıları tekrardan getirmek. Onun için de şimdiden çalışmalara başladık. Ben bir de sizlere güzel bir şey söylemek istiyorum. Bu sene mesela Frankfurt fuar öncesi bir gala yemeği verdi ve bunu yapmaktaki orada amaçları şuydu. Orada düzeltmemiz gereken bir şey var. Evet. Sadece Messe Frankfurt diye Deutsche Messe veya Hanover Fairs Turkey ile beraber yapıyoruz. Otomekanika evet. diyelim Otomekanika onu. Otomekanika diyelim. Çünkü beraber yapıyoruz. İsim karmaşası olmasın. Yok, seyircilerimize bunu söylemek çok önemli. Bu burada bulunmuş olduğumuz Otomekanika İstanbul'da iki tane dünyanın en büyük firması, fuar firması Hanover Fairs Turkey veya Deutsche Messe ve Messe Frankfurt bir evlilik gerçekleştirdi tam 21 yıl önce. Ve de onun bebeği olarak da Otomekanika İstanbul bugünlere geldi. Dolayısıyla sadece Messe Frankfurt değil, Hanover Fairs Turkey'de. Her iki tarafında emeği var. Aynen. Çok önemli. Emeği değil yani. Her şeyi beraber yapıyoruz. Biz ekibiz. O yüzden Otomekanika İstanbul ekibi olarak şey yapıyoruz, lanse ama ediyoruz. Yemek fuardan bir gün önce olduğu için ve insanların buradaki ikili görüşmelerini ve çalışmalarını, misafir akşam yemeklerini engellemeyelim diye yapıldı ve bence çok başarılı oldu. Orası da çok güzel geçti ve çok güzel görüşmeler oldu. Ben de bizzat şahit oldum. Bir galayla de, ilgili isterseniz Ceyda'nın birazcık daha detay. Kimler geldi? Çünkü bazı özel dernekler de geldi anladığım kadarıyla. Biraz o konudan da sizden bilgi alabilirsem. Evet, çok memnun olurum. Aslında bu fikir geçen seneden çıkan bir fikir. Çünkü hem paydaşlarımızdan hem firmalarımızdan aldığımız en büyük geri dönüş şu yönde. Evet, fuarın ilk günü saat 11'de açılış yapıyoruz. Çok da şaşalı oluyor. Onda bir sıkıntı yok. Fakat fuarın en verimli olması gereken sabahtan öğlene atıyorum 10 ve 11 arasını biz firmalarımızın açılışta geçirmesine neden oluyoruz ve gerçekten bu verimliliği düşüren bir konu. Nasıl buna bir çözüm bulabiliriz dedik ve çok daha hani memnun edici bir şey yapabiliriz dedik ve aslında biz bunu yurt dışındaki fuarlarımıza yapıyoruz. Yapıyorsunuz evet. Türkiye'de böyle bir alışkanlık yok. Bunu fuardan bir gün önce gala yemeği gibi yapalım dedik ve aslında buradaki en önemli konu dünyanın en büyük aftermarket distribütörlerinin federasyonu olan FICEFA Derneği'nin federasyonun ilk defa Brüksel dışında bir ülkede, daha doğrusu Brüksel'in dışında bir yerde genel kurullarını gerçekleştirmelerini okeylediler ve biz bunu Otomekanika'nın açılışıyla birleştirdik. Ve onlar da muhteşem oldu bence. Evet, galamızı şereflendirdiler ve sadece tabii FICEFA değil, OSS Derneği, Taysat Derneği, beraber çalıştığımız diğer dernekler, İTO, İstanbul Ticaret Odası, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, OYİP, hepsi bize güç verdiler bu galamızda. Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Özellikle firmaların kurumlarla ve derneklerle çok daha yakın bir şekilde konuşma fırsatı da oldu. Hem fırsatı. Eğlendiler hem de şimdi, rahat rahat konuşabildiler. Evet, bir sıkışık zaman her olmadığı ne kadar için. Fuar zamanı biz hep desek ki networking ama fuar zamanı gerçekten firmalarımız çok yoğun oluyor ki bu çok iyi bir şey. Tabii ki. Onlara hem biraz rahatlama hem de fuara hazırlık gibi oldu. Güzel geçti. Geri dönüşleri hep aldık. Çok güzel aldık. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Ben bir güzel konudan daha bahsetmek istiyorum. Şahit oldum. Bir de iş ilanlarıyla alakalı bir yenilik vardı. O da evet. Firmalar çünkü ara eleman bulamıyorlar. İnsan almak istiyorlar. İnsan kaynakları doğru kişilerle çalışmak istiyorlar ama bu da çok güzel bir çalışmaydı. Özel bir yer alan açtınız. Onu da kısaca söyler misiniz? Evet. Nereden çıktığını istiyorsanız. Evet. Sebep nereden çıktı? Tabii. Evet. İstersen sen biraz bahset. Olur fark. Yani şöyle. Bunlar hep fikirler. Biz yaklaşık geçen seneden itibaren Otomekanika İstanbul için Ceyda Hanımlarla beraber yani sürekli bir strateji toplantıları. Bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz? Bu fuarı ileriye daha nasıl götürebiliriz? Ne ekleyebiliriz tabii. Ne ekleyebiliriz? Dünya standartlarını zaten getirdik. Söylemekte de sakınca görmüyorum. Şu an dünyanın sayılı fuarlarından biri Otomekanika İstanbul. Adet, sayı, gelir. Yani neresinden bakarsanız bakın Türkiye'nin en büyüğü zaten. Dünyanın da sayılı fuarlarından biri. Burada
ilerletebileceğiniz tek şey otomotiv endüstrisine katacağınız parçalar ve komponent diyoruz biz. Hani bir şey eklememiz gerekiyor. Bu iş ilanları kısmı veya job wall dediğimiz bu kariyer duvarımız şuradan çıktı. Bizim elemana ihtiyacımız vardı. Ve de bu elemanı hani nasıl buluruz çok uzun zamandan beri araştırıyorduk. Ona söyledik ya, fuarda herkesin aynı sorunu var ve de neden bir alan yaratmıyoruz ki orada insanlar aradığı kişileri veya iş arayan kişiler oradan gidip hani hangi işlerin müsait olduğuna bakıp onlara başvurmasınlar. Peki bu bir sonraki seneye kadar dijital ortamda da var mı? Oradan da devam edecek mi? Oraya koydunuz mu? Yoksa bu da benden bir fikir olsun en azından. Bu da sizden çok güzel bir fikir olsun. Çünkü nasıl buluşma randevu şeyleri ayarlanmış ama hani oradan da devam ederse hani duyan olmuştur olmamıştır. Belki oradan da hani yeniden şey gibi devam edebilir bir sonraki seneye kadar. Nurten Hanımcığım, yani şöyle söylemek lazım. Şimdi tabii sizin söylediğiniz şey zaten hali hazırda belli başlı internet siteleri, belli başlı mecralar var bu iş için. Hani bizim de olabilir mi? Evet, neden olmasın? Web sitesine sonuçta koyabileceğimiz bir şey. Bunu eğer ki firmalarımıza ek bir destek, ek bir hizmet olarak sunabilirsek sağ olun var olun, yani güzel bir fikir gerçekten. Evet. Kullanabiliriz. Bir düşünelim bir sonraki strateji toplantısında. Çok da güzel bir şey olur, uygulama olur. Dileriz ki istihdamı arttırırız bu vesileyle, otomotiv endüstrisine fayda sağlarız. Evet. Peki son olarak insanlara bir sonraki fuar için veya İstanbul dışındaki fuarlar için bir sloganınız ya da bir mesajınız var mı? Ne söylemek istersiniz Seyda Hanım? Seyda Hanım. Buyurun. Yani otomekanikanın mottosu artık ne oldu, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Sadece aslında bir çok kısa bir şeyden bahsedeyim. Daha biraz önce konuştuk. Biz bu yılın başında aslında biz şöyle yola çıktık. Değişiklik zamanı, ne yapabiliriz? Çünkü belli bir doyuma ulaşmış durumda otomekanika ama bunu daha ileri seviyeye nasıl götürebiliriz? Onunla ilgili ciddi kafalar yorduk. Ve şu an ne mutlu ki bize hem katılımcılarımızdan hem ziyaretçilerimizden değişimi fark ettiklerine göre ile ilgili güzel geri dönüşler alıyoruz. O nedenle diyoruz ki 2012-15 Haziran'da herkesi otomekanikaya bekliyoruz ve değişime hazır olun diyoruz. Evet, bir sonraki sene için. Siz ne demek söylemek istersiniz Can Bey? Yani şu an ne yapıyorsak bunu yapmaya devam edeceğiz, ona emin olabilirler. Yani bu başarı bizim değil, aksine hepimizin. Yani içinde olan herkesin başarısı. Biz bu başarıyı ileriye götürmek, daha da farklı seviyelere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ceyda Hanım da dediği gibi kafamızda bazı düşünceler var. Değişime hazır olsunlar. Bence Türk otomotiv sektörü de otomekanikaya sahip çıkıyor. Ve bunu kucaklıyor ki bu kadar katılım yüksek. Ve ciddi anlamda bir gelir elde ediyorlar. Bunun da farkındalar ve sizle beraber giriyorlar diye düşünüyorum. Bu da benim görüşüm. Son olarak yani katılan bütün katılımcılarımız ve de ziyaretçilerimiz ve tüm paydaşlar, sizler dahil olmak için beraber bir alkış yapalım. Evet, yapalım. Doğru. Teşekkür ederim.